Kangal ve Rottweiler. Çene kuvveti. Kangallar yaklaşık olarak 743 psi bir çene kuvvetine sahiptir. Rottweiler'ların çene kuvveti ise 328 psi'dir. Yaşam süreleri. Kangalların yaşam süresi 11 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 12 ila 13 yıla kadar uzayabilir. Rottweiler'ların yaşam süreleri ise 11 yıldır. Eğer ki çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 13 yıla kadar uzayabilir. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Sivas kangalları en sağlıklı ırkların başına gelir. Herhangi duyarlı olduğu bir hastalığı yoktur. Rottweiler ırkı köpekleri büyük sağlık sorunları yaşamazlar. Ancak kilo almaya fazlaca yatkındır. O yüzdendir ki veterinerinizin önereceği mamaları ve yine onun önereceği kadar öğünlere bölerek verilmelidir. Çünkü obeziteye yakalanması işten bile değildir. Çocuklarla arası. Sivas kangallarına çocuk bakıcısı demek yanlış olmaz. Bundandır ki çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Çocuklu ailelerin tercih sebebidir hatta. Adeta onlarla dost olurlar. Rottweiler ırkını tutarlı, kararlı ve aynı zamanda emre itaat etme konusunda eğitirseniz sizler ve çocuklarınız için dostane tavır takınırlar. Çocuklarınızla her daim oynamaya hazır ve nazırdır. Diğer ırklara nazaran yüksek enerjileri olduğundan dolayı onlarla beraber yorulup yine beraber uyuyabilirler. Diğer hayvanlarla arası. Sivas kangallarının kedilerle ve yabancılarla arasının iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama kötü olduğunu söylemek de doğru olmaz. Kesin olan bir şey var ki diğer köpek ırklarıyla arası çok iyi değildir. Beraberinde büyüdüğü birini anca öyle kabullenebilir. Rottweiler ırkı diğer köpeklerle aynı frekansta olmadığından pek anlaşması mümkün gözükmüyor. O yüzden toplum içinde tasmasız dolaştırmayın. Ama küçüklükten itibaren sosyalleştirilmesi durumunda kedilerin ve nicelerinin varlığını tanır, kabullenir. Ev ve apartman uyumu. Sivas kangallarının apartmanda yaşaması formuna, temposuna, yaşam kalitesine zarar verir ve en önemlisi de tabiatına uygun değildir. Onların geniş bahçelerde, obalarda, dağlarda, meralarda, çayırlarda koşup özgür ruhunu yansıtması aynı zamanda sürülere bekçilik etmesi gerekir. Ancak o zaman keyfi yerinde olur. Rottweiler ırkı apartman yaşantısı için iyi bir seçim değildir. Bahçeli bir eviniz varsa muhtemel tercihleriniz arasında yer alabilir. Ama eğer illaki apartmanda bakacağım diyorsanız gün içerisinde birkaç kez dışarı çıkartırsanız deşarj olması, enerjilerinin atılması hem onun hem de sizin için mükemmel olacaktır. Eğitimleri kolay mı? Sivas kangallarının eğitimleri kolaydır. Kısmen de olsa bazen itaat eğitimleri konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Ama onlara yeni öğreteceğiniz oyunlarda, vereceğiniz yeni direktiflerde dirayetli olduğunuz zaman yerine getireceklerdir. Rottweiler ırkı da bazen itaat eğitiminde zorluk çıkartabilir, sözünü dinletmeye çalışabilir. Bu tamamen karakter özelliklerinin baskınlığındandır. Dominant mizaçlarından ötürü eğitimlerinin sık yapılması ve sakin olmanız önem arz eder bu hususta. Öğrenmeye eğilimleri azımsanmayacak düzeydedir. Bunun kaynağı zekalarından kaynaklı. Bu ırk için itaat eğitimleri olmazsa olmazdır ve sportif kişiliğinden dolayı daima egzersiz yapması onun mutluluk sebebidir. Bakımı. Sivas kangallarının tüy bakımından bahsedecek olursak, onlara bahşedilmiş kürk yapısı çok özel ve güzeldir. Orta uzunlukta tüylere sahiptir ve fazla tüy dökmezler. Mevsim geçişleri hariç haftada 1 ila 2 kez tımar edilmesi yeterli olacaktır. Egzersiz ihtiyaçlarının çok ya da az olduğunu söyleyemeyiz. Orta kararda rutin olarak günlük dolaştırılması yeterli olacaktır. İlaveten diğer köpek cinsleriyle bakımlarının kesiştiğini söyleyebiliriz. Rottweiler'ların tüyleri kısa ve sıktır. Bu yüzdendir ki fazla tüy bakımı gerektirmez. Tüylerinin bakımını mutlaka kauçuk eldivenle yapmalısınız ki ölü tüylerinden arınabilsin. Kulaklarını temiz tutmalısınız zira mantar, iltihap vesaire kapmasın. Tırnakları kısa tutulmalıdır, yürüyüş bozukluğu olmasın, akabinde canı yanmasın. Bekçilik. Sivas kangalları dünyanın en iyi bekçi köpeklerinden biridir. Ayrıca bölgesini muazzam derecede korur ve kollar. Gözlem yeteneklerinin yanında koku alma becerisi harmanlanınca en iyiler liginde üst sırada olması bunu doğruluyor.
Rottweiler'lar güçlü bacaklara ve kaslı bir vücuda sahiptir. Dolayısıyla bir bekçi ve koruma köpeği olarak tercih edilen ırkların başında gelmektedir. Sizi ve sizin alanınızı korumakla kendini mükellef sayar. Havlama. Sivas kangallarının gereksiz ve zamansız havladığını duyamazsınız. Bu cinsler genellikle sessiz bir avcı gibi bölgelerini korurlar. Ancak tehlikeyi sezdiğinde onun rahvan hali bir anda öfkeli bir heybete bürünür. Rottweiler'ların alanlarını igale etmek isteyenler varsa çevresinde, o zaman havlama eğilimi gösterirler. Bunun dışında gereksiz bir havlama söz konusu değildir. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Sivas kangallarına soğuk gillerden desek yeridir. Soğuk havayla güzel bir ikili olurlar. Ancak sıcak bir iklimi olan bölgede ona bakmayı düşünüyorsanız onu üzersiniz. Çünkü sıcakla arası yoktur. Rottweiler ırkı da tıpkı kangallar gibi soğuk havalara bayılırlar. Soğuk havalara dayanıklıdır. Herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız. Sizin düşünmeniz gereken soğuktan ziyade onu sıcak havadan koruma yöntemleri olacaktır. Yalnız kalabilir mi? Sivas kangalları sürüsüne liderlik yaptığından dolayı onlar yalnız bir yönetici vasfındadır. Uzun bir süre yalnız kalabilirler. Ama bu demek değil ki onlarla ilgilenmeyin, aktivite, egzersiz yapmayın, yalnız bırakın. Tabii ki de köpeğinizin mental ve fiziksel anlamda ihtiyacını karşılamalısınız. Rottweiler sahipleri, Rottweiler'larını evde yalnız bıraktıklarında ayrılık kaygısına kapılabilirler. Çünkü sizlerle yakın bağlar kurarlar ve bu yüzden onlardan ayrı kalmak biraz güç olacaktır onlar için. Enerji seviyesi. Sivas kangallarının ortalama düzeyde bir enerji seviyeleri vardır. Bu nedenle yarı aktif bir hayata sahipseniz tam da size uygun olduğunu söyleyebiliriz. Rottweiler ırkı köpeklerin diğer ırklardan epeyce fazla enerji seviyelerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebepten ötürü antrenmanlarını aksatmamalısınız. Onunla muhtelif oyunlar oynamalı ve egzersiz planlama yapmanız gerekir. Mesela ip çekme oyunu, frisbee yakalamak, topu fırlatıp size geri getirmesini isteyebilirsiniz. İlk defa köpek alacaklar için uygun mu? Sivas kangallarının başına buyruk olmayı tercih eden bir cins olduğunu hepimiz biliyoruz. Bahsettiğimiz üzere sürü köpeği olmasından dolayı aşırı eforlu olmak doğalarının kanunudur ve ilk defa köpek bakacaklar için uygun olmayacaktır. Rottweiler ırkları agresyon tavırları takınan bir ırktır. O yüzden sahiplerinin son derece kararlı, kendisine söz geçirmeye yetecek dirayette olması gerekir. Ve ilk defa köpek bakacaklar için hataya sebebiyet vereceğinden dolayı biz önermiyoruz. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.